Kırdım kırılmayan gururumu ve o çok değer. Verdiğim onurumu serdim yollarına. Besledim büyüttüm yaşatan umudumu. Bekliyorum her gün seni görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu. 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 Esam. Alo de, alo. Alo de. Alo. 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 Duyuyorum sizi. Kiminle görüşüyorum? Buyurun, benim. Aradığınız kişi. Orçun Bey. Evet, buyurun benim. Ben Orçun. Çok özür dilerim. Ses çok farklı geliyor. Alo. Ben sizi önce duyuyorum ekrandan. Sonra televizyonun duyuyorum. Sesini kapatın o zaman, telefondan dinleyin. Tamam, öyle yapacağım. Öncelikle ben sizin hoşgörünüze sığınarak aradım. Allah. Şundan dolayı söylüyorum bunu. İstiyorum. Aslında ben talip olarak aramadım. Hemen alalım telefonu. Hiç böyle bak, buna hiç ama gerek yok. Ama ben çok sevindim, talibim geldi diye değilmiş. Bu da kıskançtı diye. Kıskançtı diye. Peki, Orçun'un başka taliplerini bekliyoruz. Evet. 0212 318 18 telefon numaralarımız. Mahmut ve Hilal karar anıyla buradalar sevgili seyirciler. Vazgeçersen bu sevdalar eğer. Gir kanıma, hani bekarlık sultanlık derdim yetti canıma. Yaşarım ben sende, gir kanıma, gir kanıma. Hilal ve Mahmut kararlarıyla buradalar. Hiç kimse bir yere ayrılmasın. Öncesinde bir tanıtıcı, ardından kaldığımız yerden devam. Gir kanıma, hani bekarlık sultanlık derdim yetti canıma. Yaşarım ben sende, gir kanıma. Nur'a locadan aşık olan sürpriz isim kim? Şimdi Esra Erol'da. Yan değil. Hoşlantı mı, bu aşk mı sence? Buna ben de karar veremedim. Ama hoşlantı değil yani. Daha üstünde. Evet. Aşık olarak gelen bir kız. Paravan açıldığında başlayan bir aşk. Mahmut'la Hilal herkesin yüzünü güldürecek mutlu haberle geliyor. Şimdi Esra Erol'da. Dünyanın bir numaralı ütü markası Philips'ten müjde. Efsane Philips Azur hem çok iyonize hem de çok akıllı. Philips akıllı Azur'un iyonize derin buhar gücü en zor kırışıklıkları bile zahmetsizce açar. Normal buhar zerrecikleri kumaşın sadece yüzeyinde kalırken akıllı Azur'da bulunan iyonize buhar zerrecikleri kumaşın en derinlerine nüfus eder. Böylece kat kat kumaşı tek seferde ütüleyebilirsiniz. Bakınız, pantolon paçalarını buradaki arkadaşımız tek seferde hiç ayırmadan ütüledi. Ayrıca akıllı Azur'un iyonize buharında bulunan gümüş tanecikleri kıyafetlerinizde ekstra hijyen sağlamaya da yardımcı oluyor sevgili seyirciler, bilginiz olsun. Üstelik Philips akıllı Azur içindeki akıllı çip sayesinde tabanını her zaman en ideal sıcaklıkta tutar. Böylece ısı ayarı yapmadan, yakmadan kumaşları... Bir tanesi tek çocuk çünkü. Çok güzel de kendisi. Ondan yana şüphemiz yok ve 19 yaşında gencecik, açmamış yoncagül kendisi şu an. Ben mutlu bir yuva istedim sizden. Bu mutlu yuvanın içinde acaba Hilal var mı? Var mı? Ben bunu çok düşündüm. Ne yazık ki Hilal'i bulamadım o yuvanın içinde. Ne yazık ki. Üzeli üzeli söyleyeceğim bunu. Mahmut ne arıyor Allah aşkına?
Çok yakışıyoruz. Bak tepkileri ben bu arada duymayanlar varsa seslerini duyuyorum. Esra Hanım, Mahmut ne arıyor? Ablacığım. Mahmut bir dakika. Tamam. Bayan çok güzel. Evet. Dupduru bir kadın, genç kızımız orada. İnsan yani evlilikte ne arayabilir? Güzellik olmadığı kesin ablacığım. Ay güzellik olmadığı kesin ama Mahmut sen de o kadar derinlere dalıyorsun ki. Ooo deşiyorsun. Sonunda karaya vuruyorsun. Ablacığım şöyle bir şey. Biz konuştuk. Hani canlı yayında konuşamadığımız birkaç olay olduğu için. Hani bunu siz de bilmiyorsunuz. İzleyici de bilmiyor. Bak evladım. Bak herkes onayladı diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki çok düşündüm olmadı. Peki bakın, şimdi telefon hattında Hilal'in eski nişanlısı Emre var. Nişanlının eski nişanlısı Ben bu Emre. Konuyu konuşmak istemiyordum ama açılmasını istemiyordum. Lütfen bağlamayın. Lütfen, canlı yayına bağlanmasın. Niçin arıyor peki? Babasıyla beraber. Bir anneye bir mikrofon verelim. Hatta ben hani bu konuyu hiç gündemde bile değildi. Konuşulmayacak canlı yayında ama neden babasıyla beraber bekliyorlarmış telefon hattında. Hayır, ne için arıyor olabilirler? Mesajın üstüne geliyor sabahtan beri rezil oldunuz diye. Lütfen bağlamasınlar. Niye peki? Yani hayır, istemediği için kızım. Kızınız aileye hayır dediği için evet. Asla böyle bir baskı yapamazlar. Evet, onun için. Ve 8 aydır rahatsız ediliyor. Her gün mesaj. Nişan attınız. Atıldı nişan. Nişan atıldı. Duruldu. Ne diyor? Biz ayrılamayız diye mi? Ayrılamayız değil de gururlarına yediremediler. Yani kızım istemedi diye. Çünkü çocuğun başka sevdiği varmış. Söyledi kızıma. Bu da attı nişanı. Ondan ama sonra ailenin iddiaları çok farklı. Neymiş? Nişanlılık döneminde alınanlar, verilenler falan verildi vesaire. Parası. Bağlattırabilirim. Vesaire verilmiş. Sadece bunları geri istiyorlar. Ve verildi parası. Kaç hayır. Nişanlılık yaptın Hilal? Kaç nişan attın? Anlaşamadığımı attım. Anlaşamadın attın. Kaç kişiyle anlaşamadın, nişan attın? İki. Bunu ben bilmiyordum. Mesela iki tane nişan attığını ben bilmiyordum. Peki. Yani siz istemiyorsanız canlı yayına bağlanmasınlar o zaman. Ama çok fazla nişanlılık yaptı mı? Nişanlılık yapıp ayrıldı mı Hilal? Yaptı. İki kere. Kaç yani? İki kere nişanlandı. Ayrıldı yani. Üç olabilir mi? Hatırlamadığınız. Üçüncü ayrı. Ona girmek istemiyorum. Üç dört olabilir mi yani? Hayır, dört değil. İki. İki nişan. İki nişan atıldı. Önemli değil bu abla. Bu Emre ayrı mı? Önemli değil. Efendim? Bu Emre ayrı mı? Emre eşimin akrabası. Teyzesinin kızının. Yani akraba bu. Onun için bırakmıyorlar yakasını. Yani beyefendi iddiası şu. Sadece benimle değil diğer nişanlılarla da çok kısa süre, bir ay gibi bir süre nişanlı kalıp nişan atıyor. Böyle bir özelliği var dedi Hilal'in. Adam Esra gibi Hanım, adam olsunlar attırmasın. Bir saniye. Ama Esra Hanım, söz hakkı doğuyor beyefendiye. Esra Hanım bir adam şey söyleyebilir miyim? Evet, annesinden sigara parası isteyen biriyle, yuvasına bakamayacak biriyle ben nasıl bir evlilik kurabilirim? Beni nasıl doyuracak bu, o zaman? Bu Emre'yle olan nişan atma mevzu. Evet. Diğerleriyle. Diğeri ben işte dedim size nikah geçirdim başımdan diye. Nikah hatta kendisi de. Senin resmi nikahın. Evet. Kendisi de bağlanabilir zaten. Ben hiçbiriyle de bir problemle ayrım olmadı. Hayır, diğer mevzu şu. Sürekli nişan atıyor. Çok kısa süreli nişanlı kalıyor ve ayrılıyor Hilal. Peki bu ne demek? Peki o attığımız Emre'nin bir dakika o zaman buraya bağlandıysa canlı yayında onlar izliyorlardır. Şu anda kendi telefon Emre'nin attığımda. Annesi bir başkasına gidip iki ay bir başka erkekle kalıp yaşayıp da geri kocası nasıl kabul etmiş bunu? Ben de bunu söyleyeyim o zaman. Annesi başka evet, biriyle. Evet, ben de peki, bunu söyleyeyim o zaman. Emre telefon attığında söz hakkı. Buyurun Emre. Merhaba, iyi günler Esra ablacığım. Hangi yüzden bağırandın Emre Bey? Alo. Emre Bey duyuyor musunuz bizi? Evet duyuyorum Esra abla. Hilal'in annesi diyor ki hangi yüzle bağlandınız diyor. Ablacığım öncelikle ben bir şey konuşabilir miyim? Beni tabii dinler misiniz? Buyurun. Ben Hilal'le 24-25 gün nişanlı kaldım. Evet. Hilal benim annemin dolayı akrabam oluyor. Evet bu bir doğru. Akrabalık sonra dereceniz nedir? Akrabalık annemin teyzesinin torunu Hilal. Ondan aslında bir nevi de yakın akrabasınız. Evet, bir mi şey yakın akrabamız sayılır, evet. Hilal hani biraz önce demişti ya, iki evlilik şey, bir evlilik yaptım dedi, iki nişanlandım dedi. Ben dördüncü nişanlısıyım, bir de benim hariç bir de biriyle evlendi. Yani beş kişi oldu toplamda. Allah Allah, bu Allah Allah. Bu önemli değil, benim için önemli değil.
Benim 5 tane pencimi götürdü, altınlarımı götürdü. Ondan sonra benim paramı götürdü, evimden eşyalarımı çaldı götürdü. Kırık kalede mağazaları dolandırmışlar. Bizim adresini vermişler. İnternette çaldıklarına kız kardeşinin paylaştıklarına aç bak bakalım. Bir saniye Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Kız kardeşi Facebook'unda benim çaldığı eşyalarımı paylaşıyor. Ve enayi diye hitap ediyor. Enayi malları diye. Ben bunu her şekilde ispatlayabilirim şu anda. Benim evimden eşyalarım çalınıyor. Ve bana kalkıyor burada canlı yayında rencide edecek sözler söylüyor. Emre, kendisi kim siz annem? Akraba değil misiniz ya? Akraba konuşabilir miyim Emre'yle? Esra abla, bir şey Emre buyurun. Hilal'in annesi konuşuyor. İsminiz Emre. Neydi? Annenin adı. Emre. Senin hadi annen ya. Bir başka erkekle giderken iki ay kaldı. Bu çok çirkin bir şey ama. Bakın. Bu çok çirkin bir şey ama. Soruyorum sana. Aa, benim kızıma bu söyleniyorsa ben de ona söylerim. Sizin ben kızınız da Emre buldum. Bir nişanlılık yaşadı. Yaşayabilir. Nişanlı erkek 10 tane nişan atabilir bir insan. Tabii ki 10 tane nişan atabilir. Hiçbir şey yok yani. 20 tane de nişan atabilir. Ama buradaki dava aylardır sadece nişandaki bazı şeyler var. Onları istiyoruz geri diyorlar. Babası da yanında. Bunu Esra Hanım bir evin kızı diye yani bütün düğün masraflarını bize kalkmaya çalışıyorlar. Ben gittim bak kendisi de biliyor. Kırıkkale'de 12 milyarlık eşya aldım ben. Esra bunu. Abla bir şey diyebilir miyim? Biz hiçbir şey alamayız dediler. Dinler misin? Dinler misin? Bunu ispatlayacak gösterebilirim de yani. 12 milyar eşyaya imza attım. Evet ben dinliyorum sizi. Sizin. Buyurun. Anlamaya çalışıyorum. Esra ablacığım hani böyle bir hani dolandırıcılık yapmıyoruz diyorlar ya. Bak ben size bir şey deyip Adil. Hilal'in eski nişanlısı evlendiği kişi. Eski nikahlı kişisi yani nişanlısıydı. Ondan ayrıldı. Tazminat davası açtı. 70 milyar nişanlı olduğu birine. Eğer Adil şu an bize duyuyorsa balans niyayına görsün. Artık bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey daha var Esra Hanım. Valla bunlar benim niye bu davayı açtı? Benim 15 günde nişanlı açtı. Esra Hanım ben öyle bir dava açmadım. Birincisi terbiyesizlik onun yaptığı. İkincisi. Kocama doğum günü için hazırlık yapacağım demiş. Yani böyle bir insanlar. Bunlar yalancı, sahtekar, dolandırıcı. Lütfen bunlar sizin iddialarınız. İnsanlara böyle ithamlarda bulunamazsınız. Esra Hanım ben eski nişanlı yani nikahlı devresi geçirdiğim kişinin telefon numarasını vereyim sizden. İstiyorum bağlayın lütfen. Tamam onun hemen numarasını. Ben bu yalanlara yani şey yapamam yani terbiyesizlik onun yaptı resmen. Kendi kız kardeşi benim eşyalarımı çalıyor. Ben bu zamana kadar açtıkları telefona cevap vermiyorum. Sırf arada tartışma ya, çıkmasın diye. Elbiseleri bile bize ait, bize ait. Üstüne giydiğin elbiseleri bile bize Hilal, ait. Terbiyesizlik ya, yaptın seni terbiyesizlik. Hiç mi gurur yok sizde? Meseleniz genç insanlarsınız siz. Emre, Hilal de diyor ki ben ona hayır dediğim ve nişan yüzüğünü attığım için 8 aydır Emre benim peşimde. Gururunu yediremiyor öyle, diyor. Bir şey diyebilir miyim? Benim, mesajlar duruyor hala Esra Hanım. Mesajlar duruyor hala niye cep telefonunda. Niye peki bu kadar düşmansınız birbirine? Esra Hanım bir şey ben zaten istemiyordum onunla nişanlanmayı. Her gün Çankırı'ya geliyorlardı. Kırıkkale'de oturuyorlar kendileri. Dakika başı. Ben o zaman markette danışmalık yapıyordum. Sürekli mesaj üzerine mesaj. Sürekli ben zaten anons yaptığım için telefonla ilgilenemiyorum. Arıyorlar sürekli. Ben sana talip geleceğim. O zaman ben daha nikahlıyım. Nikahtan ayrılma davamız olmadı. Şey yok. Yalan söyleme, yalan konuşma tamam mı? Beni sinir etme, ağzını bozdurma bak. Ağzını bozdurma. Benim sevdiğim vardı, ben 7 senedir birini seviyorum. Ya yaptığı terbiyesizlik resmen Esra Hanım şu anda nişanlı. Nişanlı madem onun ailesi nasıl izin veriyor buna? Siz şu anda başka biriyle mi nişanlısınız? Esra Hanım bir şey öğrenmek istiyorum. Biz çok özür dilerim, siz şu anda başka biriyle mi nişanlısınız? Emre Bey. Efendim? Siz şu anda başka biriyle mi nişanlısınız? Evet, ben şu an nişanlıyım. Başka biriyle nişanlıyım. Ben Hilal'den önceki sevdiğim kişiyle şu an ben nişanlıyım. Ben bu yayına bağlanması benim de bu Hilalgil'in, bu Mahmut kardeşimi hani kandırmasınlar, dolandırmasınlar diye aradım ben. Sırf bu yüzden aradım yani. Sana mı Hilal'i bilen biliyor bak, eğer bizim şu yayını izleyen varsa bu Hilalgil'i tanıyan yayına bağlansınlar ve siz de görün, duyun yani kulaklarınızda. Peki hani bunlar benim burada... ağlıma...